Ne yolunda gitmedi? 22 yıllık sanırım iktidar yolunda gitmedi İrem Hanım. Şimdi İrem Hanım hatırlamakta fayda var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman biz üç üyeyle mücadele edeceğiz diyordu. Bunlar neydi? Yolsuzluktu, yoksulluktu, yasaktı. Bugün biz enflasyon rakamlarını konuşuyoruz. Tabii ne ölçüde konuşuyoruz? Orası tartışmalı. TÜİK'in verilerine göre Ekim ayı yaklaşık %3, yıllık enflasyonda %50 oldu. Türkiye nerelerden nereye geldi? Yani 2002 yılından ekonomik anlamda ileride miyiz, geride miyiz, daha iyi miyiz, daha mı kötüyüz? Durum gayet ortada. Yasaklar dire konusuna baktığımız zaman da aynı şeyi direkt söylemek mümkün. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği zaman şöyle bir söyleme vardı. Biz Türkiye'de temel insan haklarını geliştireceğiz. Demokrasiye yatırım gerçekleştireceğiz ve Avrupa Birliği bizim için temel prensip ve ilkedir. Şu anda biz biraz önce Altan Bey'in de söylediği gibi yani Kohal döneminde çıkartılan ki bunun da kesinlikle altı çizilmesi gereken bir nokta. Biz hala Ohal döneminde çıkartılan bir kanun hükmünde kararnameyi uyguluyoruz. Türkiye Ohal döneminden çıkalı çok oldu. 8 yıl oldu. Yani bu şey kolay gerçekleşir. Ama 8 yıl önce çıkartılmış olan bir kanun hükmünde kararnameyi uyguluyoruz. Ve Türkiye her bakımdan maalesef uluslararası arenadan, sistemden uzaklaşıyor. Bu kolay özelinde baktığımız zaman bu kanun hükmünde kararname ve kayyum olarak nitelendirilen uygulamalar Avrupa Yerel Yönetimler Özellikli Şartı'na aykırı. Yani Avrupa Yerel Yönetimler Özellikli Şartı der ki bir bölgedeki halk kendi karar organlarını kendisi seçmesi gerekiyor. Ama biz kayyum uygulamasına baktığımız zaman maalesef burada merkezi yönetimin İçişleri Bakanlığı veya valiler geliyle doğrudan seçilmişlere dönük bir müdahalesini görüyoruz ki bu sadece seçilmişlere dönük de değil. Aynı zamanda o bölgede yaşayan insanlara da müdahale. Siz biraz önce bahsettiniz. Direkt bölgelerin direkt aldığı oylara ilişkin olarak tablolar bize gösteriyor ki %50'nin üzerinde direkt yerel halkın, bölge halkın direkt iradesi var. Ama her fırsatta milli irade, milli egemenlik, sandık vurgusunu yapan bir iktidarın bu uygulamalara başvurması aslında 22 yıllık iktidarın da direkt geldiği noktayı göstermesi bakımından gayet çarpıcı ve ilginç. Biz artık OHAL döneminde değiliz. Biz OHAL'den çıktık. Bu kanun hükmünde kararnamenin uygulanmaması gerekiyor. Altan Bey de söyledik. O zamanlar keşke muhalefet partileri bunu yargı sürecine taşımış olsalardı. Herhangi bir yargısal başvuru gerçekleşmedi. Ki gerçeği de diyebiliriz. Yani Türkiye'de yargıya başvurduğumuz zaman ne oluyor veya Anayasa Mahkemesi'nin kararları ne ölçüde uygulanıyor? Orası da ayrı bir tartışma konusu. Ama muhalefetin de bu konuda maalesef bir eksikliği gündemde. Muhalefetin ki, o dönemki tavrının da birazcık etkisi var mı bu yaşananlarda? Bunu mu demek istiyorsunuz? Bunun hem toplumsal anlamda var hem de yargısal anlamda var. Tabii bu kanun hükmünde kararname çıkartıldığı zaman o zaman 15 Temmuz darbe girişiminden kaynaklanan bir OHAL süreci vardı. O yüzden muhtemelen 15 Temmuz'un o yarattığı ortama ilişkin bir yanlış değerlendirme olmasın diye muhalefet belki de böyle bir yargı sürecini başlatmadı ama daha sonraki süreçte evet. Bunun kesinlikle yargı sürecinin devam etmesi gerekiyordu. Biz şimdi bugün konuşuyoruz diğer yer gidecek mi diye gidebilir. Altan Bey söyledi yani kanun hükmünde kararname buna izin veriyor ki zaten biz bunu 8 yıldır yaşıyoruz. Sizce yani nerelere gidebilir olan Barış Övgün? Bu gittiği yere kadar gidebilir. Yani şu anda zaten 100'den fazla belediye başkanı görevden alındı. Yani bu ilk kez direkt karşılaştığımız bir olay değil. Sayısız derecede belediye meclis üyesi direkt görevden alındı. Bu yani yolun sonunu görebiliyor musunuz? Çünkü her an her şey olabilir, ne olacağını pek kestiremediğimiz için. Trenin sonu belli. Yani direkt son derecede ucu karanlık bir tünelde tren ilerliyor. Yolun sonu maalesef burası. Çünkü bu uygulamalar Türkiye'de yol hukukun üstünün olmadığı bir yol. Yani daha bu hafta hukukun üstünlüğü sıralamasına ilişkin olarak endeksler yayınlandı. Türkiye 142 ülke arasından 117. ülke. Nijerya, Kolombiya, Sudan, yani birçok ülke bizim ilerimizde yer alıyor. Ve biz aynı zamanda ekonomiyi düzeltme yönünde adımlar attığımızı idare ediyoruz. Tabii bugün Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Ekonomist konuklarımız olacak, konuşacağız. Olumlu olarak nitelendirdi o paylaşımını enflasyon rakamlarında bazı tarafları.
Kerem Hanım, yani siz talebi istediğiniz kadar kısın, yani belli bir ölçüde enflasyonda evet bir nebze düşme olabilir ama bu ekonomideki iyileşme anlamına gelmez. Bu görüntüleri şu anda sadece Türkiye'de, yani bizler seyretmiyoruz, şu anda bütün dünya bunu seyrediyor. Maalesef. Bir ülkenin hukuk güvenliği çok önemlidir. Demokrasi ve insan hakları çok önemlidir. Evet. Temel hak ve insanların siz ne kadar ön plana çıkartabilirseniz uluslararası alanda güveniniz de o kadar artar. Ve maalesef tabii burada şöyle bir şey de var, artık biz her gün farklı bir gündemle uyanıyoruz. Burada gündeme de kayyum katanmış durumda. Artık biz tartışılması gereken şeyleri tartışamıyoruz. Bu sabahtan itibaren direkt haberlerde ekonomi acaba biraz daha konuşulur mu diye düşünürken bir anda işte 3 yere, 3 yerel yönetim birimine direkt kayyum atanmasıyla uyandık. Yok, evet. Şunu da söylemek istiyorum bile aslında. Evet, buyurun. Evet. İki noktanın altını çizmek istiyorum. Bu kayyum uygulaması denen bir kavram kamu yönetiminde yok. İdari hukukunda da yok. Yani bu uydurulmuş bir kavram. Nedir bu? Yönetime el koyma. Yani merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetimi direkt tanımlanmıştır. Ve ne anayasada ne de kanunlarda kayyum diye bir kelime geçmez. Kayyumdır aslında doğrusu. Medeni kanun ve ticaret kanunundan yarılır. Roma hukukunda ve İslam anlayışında da özel bir yere sahiptir. Allah'ın isimlerinden biridir örneğin kayyum. Yani burada bu kayyum kelimesinin kullanılmaması gerekiyor. Bu da çok bilinçli aslında kullanılan bir süreç. Hangi kelimenin kullanılması gerekir? Yönetime el koyma. Yani bunun başka bir şeyi yok. Yani eğer merkezi yönetim, çünkü hem bizim anayasamızda hem kanunumuzda aynı zamanda Avrupa yerel yönetimler özellik şartında da çok nettir. Yerel yönetimler üzerinde yargısal denetim gerçekleşir. Ve İçişleri Bakanı'nın görevden alması çok özel koşullara ve şartlara bağlanmıştır ve bu geçici bir tedbirdir. Ama Türkiye'de biz kayyum uygulamasına baktığımız zaman ayları yılları dolaşan direkt kayyum uygulamalarını görüyoruz. 2 yıl, 2,5 yıl görevden uzaklaştırılan bir belediye başkanı olduğu bir durumda geçici bir tedbirden bahsetmek maalesef mümkün değil. Bu evet, tam anlamıyla yönetimin el değiştirmesi oluyor. Bir kavrama daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Siz de haberleri sunarken söylediniz, iltisat kavramı. Yine aynı şekilde hukukta iltisat diye bir kavram yok, bir suç da yok. Yani örgütse ya bir üyesinizdir ya örgütse ilişkin olarak bir propaganda gerçekleştirirsiniz. Ama iltisak diye bir kavram yok ve bu çok dolaylı ve yumuşak bu kavramı kullanınca herkes her şeyi bir şekilde ilişkilendirilmiş olabilir. Bugün bizim bu konuşmamız da direkt iltisak çerçevesinde değerlendirilebilir. Haberleri sunma biçimimiz, evet, hayatı algılayış biçimimiz de değerlendirilebilir. Bu kavramları da doğru ve yerinde kullanmak ve iktidarın belirlediği kavramlardan ve gündemlerden sanırım biraz da kaçmak gerekiyor.